2024-2025 eğitim öğretim dönemi çok büyük sorunlarla başladı. Okullardaki temizlik sorunu henüz tam olarak çözülemedi. Çocuklarımız sağlıksız ortamlarda eğitim almaya çalışıyor. Yaşanan ekonomik sıkıntılarla birlikte ailelerin öğle yemeğini karşılamaya yeterli bütçeleri olmadığı için öğrencilerin kantinden yiyecek alması imkansız hale geldi. Aynı şekilde sağlıklı suya Erişim konusu da önemli bir zorluk olmaya devam ediyor. Okullardaki fiziki koşullardaki eksiklikler bir yanda, eğitim sisteminin laiklik ekseninden koparılması gelecek nesilleri tehdit eden bir nokta haline geldi. ÇEDES ve benzeri laikliğe aykırı uygulamaların yanı sıra Türkiye yüzyılı muarif modelinin uygulamasının sonuçlarıyla ilgili belirsizlik de sürüyor. Eğitim sisteminin çok önemli sorunları varken kadın öğretmenlere etkili öğreticilik için dış görünüm ve giyim kodları eğitimi verileceği öğrenildi. İktidar partisinin mensuplarının çoğunlukta olduğu bir vakıfla yapılan protokolle kadın öğretmenler üzerinde giyim baskısı kurulması hedefleniyor. Kadın öğretmenlere nasıl giyineceğini anlatmak kabul edilemez. Yapılan protokolun amacının kadın öğretmenlere giyim dayatması olduğu çok açık bir şekilde ortadadır. Kadın öğretmenlere hakaret sayılabilecek böylesine anlamsız bir eğitimden vazgeçilmesi ve söz konusu protokolün iptal edilmesi çağrısını yapıyoruz. Çocuklarımızı eğiten, onları geleceğe hazırlayan kadın öğretmenlerimizin bakanlığın anlaştığı vakfın eğitimine ihtiyacı yok. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Eskişehir Şubesi olarak Milletin Bakanlığı'nın kadın öğretmenleri örseleyen eğitimlerle uğraşmak yerine eğitimde fırsat eşitliği başta olmak üzere eğitim sisteminin derinlikli sorunlarına çözüm bulmaya odaklanmasını öneriyoruz.